Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir gün batımı var. Artık yavaş yavaş akşam oluyor. Biz de köye doğru gidiyoruz. Bu bizim seneye ineklere bırakacağımız damızlık dana. Kendi danamı sattım. Buna da böyle çok işte orijinal değil, kırma diyenler oldu. Bizim burada çok fazla orijinal mal tutulmuyor arkadaşlar. Bir de orijinal böyle simental hayvan merada çok iyi olmuyor. Özellikle koyunun olduğu bölgelerde çok narin hayvan. Koyun hastalığına da erken yakalanıyor. O yüzden böyle kırma yollu hayvanlar bizim işimizi daha iyi görüyor. Ki benim ineklerim birçoğu kırma. Böyle beyazı olan hayvan daha iyi danaların rengini çeviriyor. O yüzden bunu tercih ettik. Hah. Hadi. Gonco. Danalardan çok uzaklaş, kuzulardan çok uzaklaşmayın. Şimdi bununla düvenin yemini kestim. Daha önceden bunları pey deriz arkadaşlar. Üstü açık bir yere vuruyordum. Orada yem vermesi rahat oluyordu. Şimdi ineklerin içine bağladım. Bunlara yem verdiğim zaman inekler, müsürler çok sağlam değil. Yeme zorluyorlar. Müsürler yerini oynatıyor. O yüzden bunların yemini kestik. Bunlar o yüzden yapışmış otluyorlar. Danalar gidiyor. Bunlar geride kalıyor. Bunlara bir çözüm bulmam lazım ki bir daha bunlar için geri gelmeyeyim. Tüm bunlar geride kalınca bunlara danalar da ayak uyduruyor. Yavaş gidiyor. Yoksa danalar normalde şimdi aşıp gitmesi lazımdı. Şu danam da gelişimini tamamlarsa şunu da damızlık olarak saklayabilirim. Şunun da rengi güzel. Bakalım yani. Genelde damızlık olarak bu tarz hayvanlar tercih ediliyor. Özellikle böyle omuz üzerinde işte beyaz bir çizginin akışı varsa genelde böyle hayvanı seviyorlar. Damızlık olarak eğiliyorlar arkadaşlar. Hadi. Lan. Artık güz dönemine girdik. Güneş battıktan sonra hemen rüzgar çıkıyor. Hava da bayağı bir soğuyor. Güneşliyken iyi de güneş kaybolunca hemen üşümeye başlıyorsun. Bunlar açık oldukları için birbirini bayağı perişan ediyorlar. Biri yatarken diğeri işte tuvaletini yapıyor, onun üstüne yapıyor. Danalar biraz kirlenmişler.
Hoş. Ufaktan yeşillik çıkmış, hayvanlar daha iştahlı otluyor. Baharın bu kadar otlamıyorlar, güzün daha çok otluyorlar. Baharınki yeşil, hayvana dokunuyor. Kalorisi yüksek, çok fazla tüketemiyor. Bunun içine kuru da karıştığı için kalori düşük. Yani istediği kadar yiyor. Kuzular önde gidiyor. Kuzuları abim götürüyor. Karşı geldi bugün. Bırakacağız. Zaten burayı açtıktan sonra koşa koşa gidiyor hayvanlar. Benim büyük başta zaten en sevdiğim şey şu, ineklerde de böyle. Gerçi bu yıl bunların annelerini çobana kattık da. İşte hayvanları şöyle şu alttan bırakıyorduk. Biz işlerimizi halledene kadar hayvanlar öyle oralardan otlayıp buralara çıkıyorlardı. Gelip buradan alıp gidiyorduk. Benim ineklerim de, onlara yem vermiyorum ama onlar da böyle hizamlı hayvanlar. Saati dolunca kendileri köye dönüyor. Biz tedbir amaçlı geliyorduk götürmek için. Veya işte biraz daha otlatalım şeyiyle geliyorduk. Yoksa hayvanlarım yani hizamlılar. Kendileri merada yayılıp eve dönüp gelebiliyorlar. Bu yüzden şansımız var yani.